Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yasin Kan. Bugün bir iç tesisat videosu izleyip bir iç tesisat projesi çizeceğiz Zetaket'ten. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi ilk başta her zaman dediğimiz gibi bu doğalgaz abonelik sözleşmesini hemen baz alıyoruz. Bu bir iç tesisat olduğu için binada gazımız mevcut. Binada daha önceden çizilmiş projeler var. Biz bu projelere bakarak ilk önce bir mimari arayışına geçeceğiz. Hemen açıyoruz. Buradan şuradan sistemimizi açalım. Şuradan zetaket'imizi açıyoruz. Destekzetaket.com. İşte ben Tatvan'da olduğum için burada Tatvan, hangi şehirdeyseniz onu yazarak da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Burada bizim şirketimizin kayıtlı sistemi bu. Şuradan abone ve bina numaralarına, düğmelerine basıp şuradan hemen aratıyoruz. Bina numaramız 204-426. 204-426. Hemen ara diyoruz. Evet, iki tane proje çıktı. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle iki tane proje çıktı. Çizen firmaların isimleri burada. Şimdi burada daire 1. Şurada yazıyor ilave tek daire 1. Şurada ne yazıyor? İlave kolon artı daire 1 artı daire 3 artı daire 4 diyor. Şimdi bu çok olan çok olanı indirelim. Şuradaki düğmeye basınca Zetaket indiriyor. Şurada poliçe bilgilerini görebiliyoruz. Şurada evrak bilgilerini. Şurada da projenin geçmiş işlemleri. Kaç kere reddiymiş, kaç kere onaylanmış gibisinden. Mesela şu anda mesela bastım. Mesela bu proje çizilirken ne olmuş? Hemen gösterelim size. Şurada evrakları yüklenmiş ve direkt onaylanmış. Bu projeyi kim çizmiş? Bakalım. Bu projeyi onaylayan Yahya Aytemiş. Şu an burada çizeni göremiyoruz ama ben şimdi size göstereceğim. Şurada yüklendi projemiz. Projemizi hemen açalım. Şöyle. Projemizin tasarlayan şöyle basınca V'si kapalı göz. Eski makine mühendislerinden birisi büyük ihtimalle. V'si kapalı göz çizmiş bu projeyi. Tamamlıyoruz. Şimdi bakıyoruz hemen tesisatımıza. Şöyle mimarisi şöyle çizilmiş zaten. Birinci kat sadece yok. Diğer katların hepsi var. Çok güzel. Şurada bir kolon falan var. Neyse. Zaten çizilmiş bu projede. Bizim yapacağımız şey şu. Şimdi bastık servis kutusuna. Şöyle servis kutusuna görüyoruz. Sağ tıklayıp bu hattan sonrasını siliyoruz. Bütün tesisatı siliyor. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Mesela direkt mesela geri geldik. Mesela proje tüm tesisat da burada. Düzenleye basıp tüm tesisatı sil düğmesine basarak bütün tesisatı silebiliriz. Şimdi bizim evimiz nerede? Çizeceğimiz ev birinci katta. Zemin kat, ikinci kat ve üçüncü kat düğmelerini kapatıyoruz. Yani zaten belliydi. Çizilmeyen tek kat burasıydı. Birinci kattı. Birinci kat projesine başlıyoruz. Şimdi biz de daha önceden şu eve gidip bir video çektik. O videoyu da şu şekilde size göstereyim. Şöyle dolapların üstünün görülmesi çok önemli. Hattın tam olarak kontrol edilmesi için. Şu şekilde desteklerin dışarıya çıkmış ve şöyle bırakılmış. Kombinin markasına da hemen şurada bakıyoruz. 2200. Ve projemiz tamamlandı. Şimdi biz hemen projemizi çizmeye başlayalım. Şimdi buradan
proje bilgisine basıyoruz ilk başta. Burada işte zaten projemizin bilgileri falan var. Şimdi biz bunu tamam diyelim. Şimdilik bu projeyi dosya kısmından farklı kaydedeceğiz. Şuradan kaydedeceğimiz dosya bu kişinin isminin adının olduğu Ahmet Ural. Buraya farklı olarak kaydettik. Buradaki imza ibareleri gitti az önce. Hemen proje bilgilerini yeniden basıp burada ismi yazılmış Ahmet Ural. Şurada hemen tesisat numarası giriyoruz. 204-426 deyip bina bilgilerini sonuçlar alıyoruz. Hemen sistemden sonuçlar alındı. Proje çizim tarihimiz bugün. Bitirme tarihi de bir ay sonra bugün şeklinde tasarlıyoruz. Teknik olarak sıfır proje değil. Bu iç tesisat projesi olduğu için bunun üzerine bir kere tıklıyoruz. İç tesisat projesine dönüşüyor. Kutu basıncı aynı kalıyor. Bireyseli seçiyoruz. Duvarlarımız daha kalın sıfırdan değiştirebiliriz. Zemin kotu ön cephe ile arka cephe arasında bir yükseklik farkı varsa onu da buradan değiştirebiliriz. Şimdi tasarım şuradan hemen tasarlayan Yasin Kandil'e yeniden yazalım. Hatta büyük harflerle yazalım. Evet. Şimdi bugünün tarihini bastık. Bugün uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Başladık. Daha sonra buradan projemizin hemen diyoruz ki buradan ekleden canlı hat başlat. Şimdi biz iç tesisat seçmeseydik bu canlı hat başlat gözükmezdi. Canlı hat başlat diyoruz. Hemen yanaşıyoruz. Nerede oldu? Şu anda bakıyorum projeye. Kolonumuz şuradan geçiyor. Şunu hemen CTRL L diyorum. Veyahut şuradaki düğmeye basarak da aynı şekilde aynı işi yapıyor. Buradan kaç santim? 15 santim gelmiş. Sonra aşağıya inmiş. Şuradan hemen sağ tarafta görebiliyoruz. 20 santim aşağı insin. Oradan biz sayaç ekliyoruz. Sonra sayacımızın üzerine şu şekilde yükseliyor. Bir 50-40 santim yükseliyor. 40 santim yükseldikten sonra şöyle içeriye doğru böyle bir hat giriyor. Şöyle şu içeriye doğru gibi. Şöyle yakınlaşarak göstereyim. Şöyle içeri doğru giriyor ama bu kadar uzun değil. 4 santim diyelim. Şu 4 santim giriyor ama bir çapraz yükselme var. Şu şekilde yani hat böyle düz geldikten sonra şu şekilde böyle bir yükselme var. Çapraz. Ondan dolayı şurada bir kotu yükseltiyoruz. 275 yapalım mesela. Hatta şurası da çok uzun olmuş. Şurayı da kısalım. 30 yapalım. Şöyle hattımız bakın. Şu şekilde böyle bir çapraz gözüktü. Hatta onu şöyle şuradan da kontrol edebiliriz. Hemen 3 boyutlu görmüşlüğüne. Şöyle transparan mimariye gelip şuradan şöyle bakın. Şöyle bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi ondan sonra ne olmuş? Dairenin içerisine girmiş. Tamam. Ondan sonra hemen tesisatımıza devam ediyoruz. Dairenin içinde dümdüz ilerliyor. Koridorun sonuna kadar. Şimdi bakıyoruz mimarimize. Hemen uzaklaşıyoruz. Hemen yüksel. Şöyle CTRL L ya da aynı şekilde şuraya basarak. Şunu alıyoruz. Şöyle yan düğmesi yön tuşlarıyla yana basarak. Aynı şekilde yukarı aşağıya gitmek için de Shift ile beraber yön tuşlarına basıyoruz. Şimdi şuraya geldik. Şurada hemen ilerlemeye başlıyoruz. Şu diğer tarafa doğru. Şöyle. Ne kadar ilerlemiş? Hemen bir tane yer. Yani ilk yer mutfak. Öyle diyelim. İlk yer mutfak şurası. Hemen. Biz fazla bile gelmişiz. Şöyle geri gelelim. Şuradan geri geldik. Şöyle içeri girdik. Bakalım içeri girdiğimizde ne karşılıyor bizi. Hemen ikiye bölünüyor hattımız. Bir hattımız bu şekilde ilerliyor. Bir hattımız şöyle ilerlerken bir hattımız da şöyle ilerliyor. Ama bunların mor çapları düşmüş. DN25'ten DN20'ye. Şu şekilde şurası da düşmüş. Elhamdülillah. Sen de gör. Şimdi şöyle hatlarımızı yeniden çiziyoruz. Şöyle bakıyorum hemen projemize.
Ocak hattını ilk başta çekmişim videosunu. Ocak hattımız şuradan, hemen şuradan 1,5 metre sonra şöyle aşağı doğru iniyor. Hemen sağ tarafta kat kotuna bakıyoruz. 115'lerde, 110'larda, 125'ler uygundur. Şöyle ocağımızı bırakıyoruz. Ocak markamız Arçelik. Onu otomatik seçmiştim zaten daha önceden. Varsayılan değerlerde. Onu da yine başka bir videoda varsayılan değerler nasıl yapılır onu da göstereceğim. Şimdi ocak hattımızı çizdik. Şurada bizim neyimiz var? Bir kilişimiz, kolonumuz tarzında bir şey var. Burada bir hat yükseliyor. Şöyle bir gelelim. Şöyle geldik. Şurada bir yükseliş var ve şöyle şu şekilde geliyor. Şuradan aşağı iniyoruz. Bu da 1.40-1.30'larda kombiyonumuzu bırakmak için yeterli bir mesafedir. Kombi yönünü bu şekilde hızlıca otomatikmen şöyle ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle şöyle mesela yönlerini değiştirebiliyoruz hızlıca. O da snap'ten dolayı. Snap, offset snap. Şimdi snap açık, snap kapalı. Snap'i kapatırsak istediğimiz yere koyabiliriz. Mesela yolun ortasına bile, duvarın içine bile koyabiliriz. Ama snap'i açarsak hemen otomatikmen olması gereken yeri kendisi belirliyor zaten. Şöyle bakıyoruz. Şimdi burada yazılarımız birbirinin içine karışmasın diye böyle menfezimizin ismini biraz alıyoruz şuraya. Şöyle yazılarımızı alıyoruz. Şimdi bizim kombimiz neydi? Kombimiz de Bosch 2200i. Hemen şuradan SC. Şöyle model 2200i 24kW yazıyoruz. Şuradan 24kW zaten belirli yoğuşmalı. Orijinal baca kullanmıştır. Baca uzunluğunu göster diyoruz projelerimizde. Şimdi hatlarımız zaten belirli. Şuradan hemen kontrol ediyoruz. Şöyle yazılarımızı ayrıştırıyoruz biraz. Düzeltiyoruz projemizi. Şöyle iş tesisat işliği imalattır. Bakın bu da çok önemli. Onu da hemen size şey yapayım. Burada kısaca göstereyim. Şimdi tesisat sayacımızın üzerine basınca şurada sayaç abone bilgilerinde sayacın mesela kaynaklıysa mesela kaynaklı olarak yani dükkan, ticari alanlar ve kolonlar kaynaklı olarak yapılır. Daire işleri dişli olarak yapılır. Bazen daire içlerinde daha konforlu ve daha güzel gözükmesi için esnek tesisat da kullanılabilir. Bu esnek tesisat için de şuraya dokunuyorsun. Ondan sonra yine projemizi çiziyoruz. Tabii esnek tesisat için ayrıyeten bir esnek tesisat ustası projesi ustası belgesinde sisteme yüklüyoruz. Şimdi bakır tesisat da yok. Abone numaramızı hemen şuradan yazalım. 100 282 66 diyoruz. Hemen bu bilgileri internet üzerinden A'dan alıyor. Hemen çıktı isim zaten. Şuradan vaziyet planımızı bir kere güncelliyoruz. Şuradan bir kontrol ediyoruz. Bakalım neyimiz eksik. Proje bilgilerimiz eksik. Toplam alan ve kapasite. Hemen dairenin herhangi bir bölümüne basıyoruz. Daire alanı şurada. Kırmızıyla gösterilen yer. Bu alanın kaç metrekare olduğunu gösteriyor. 183'müş. Hemen şuradan proje bilgileri şuradan ana bina alan 183 yazıyoruz. Toplam kapasite her daire için 3,5 metre küptür. Bunu da uyguluyoruz. Tamam diyoruz. Kontrol edince projede hiçbir teknik hatamız yok. İş tesisat projemiz bu şekilde halledilmiştir. Bundan sonrası projemizi kaydediyoruz. Kaydettikten sonra şurada projeyi e-imza ile imzalayıp sisteme yükleyeceğiz. Yani proje evraklarını hazırlayıp e-imza ile sisteme yükleyeceğiz. Yani bugünlük proje iş tesisat projemiz bu kadar. Yine bir yardımcı olabileceğim bir konu varsa bana mesaj olarak da yazabilirsiniz. Yorumlar kısmı alt tarafta hemen yorumlar kısmı var. Şurada hemen şurada bir abone ol butonu var. Abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone olmadan çıkmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha şekilde inşallah yeni videolarla geleceğiz. Yine kafanıza takılan bir şeyler varsa sorun. Yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.